Bugün konuğumuz yine yeniden Fiat Egea, ama bu sefer hibrit versiyonu ile yanımızda ve size daha önce dizel motorlu versiyon videosunda söz verdiğim gibi pek çok farklı yakıt tüketimi verisi aldım. Bunları size aktaracağım boğucu bir teknik anlatımla birlikte, hatta boğucu bir teknik anlatımın sonrasında neler var neler yok otomobilin her şeyini değerlendireceğiz. Umarım herkesin hayatına uygun bir tüketim verisini size aktarmayı başaracağım. Bu videoda biraz uğraştırdı beni ama sanırım bayağı genel temsil edecek bazı tüketim verileri elde etmeyi başardım günün sonunda. Direksiyona geçmeden önce bir konuya hemen açıklık getireyim. Çünkü bu otomobilin tanıtımı için çektiğim videonun altında gelen yorumlarda bu devirde böyle bir hibrit donanımın yetersiz olduğu, daha güçlü motor olması gerektiği, daha büyük pillerin olması gerektiği yönünde bazı haklı belki de yorumlar vardı. Ama buradaki asıl mevzu Fiat'ın böyle bir hibrit versiyonu yapıp yapamayacağı değil, sizin onun bedelini ödemeye hazır olup olmadığınız. Yakıt tüketimi için ne kadar bedel ödersiniz? Bu Egea özelinde değil, çünkü bu hibrit sistem Alfa Romeo Tonale gibi fiyat esnekliği oldukça yüksek olan bir modelde de kullanılacak mesela, veya Fiat 500X'de de şu anda hali hazırda kullanılıyor. Yakıt tüketimi için siz fazladan ne kadar ödeme yapmak istersiniz ya da istemezsiniz? Asıl önemli olan konu budur. Daha uygun fiyatlı bir donanımla elde edilen yakıt tüketimi bazıları için daha cazip olabilir. Diyebilirsiniz ki Toyota nasıl başarıyor bu işi? Benzer fiyatlarla daha güçlü hibritler sunabiliyor, daha güçlü hibrit yapılar sunabiliyor ve yakıt tasarrufu konusunda da daha iyi sonuçlar elde edebiliyor. Kusura bakmazsanız Toyota 30 yıldır bu işi yapıyor. Seri üretim hibritler satıyor ve çok ciddi bir bilgi birikimiyle birlikte çok da yüksek bir hibrit hacmi bulunuyor. Hibrit üretim hacmi bulunuyor. Üretimle uzaktan yakından alakalıysanız, ne kadar çok adet üretirseniz birim maliyetiniz o kadar düşeceğini biliyorsunuzdur herhalde. Ve durum da tam olarak böyle aslına bakarsanız. Toyota bu işe çok erken soyundu, geleceği gördü belki de ve bu sayede de şu anda oldukça avantajlı bir konumda hibritler konusunda. Toyota'dan daha iyi hibritler üretenler var. Sonuç itibariyle hibritlerin lideri konumunda hala. Sonuçta diğerlerinin de aynı yolları geçmesi gerekiyor bir şekilde. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım. Egea'nın direksiyonuna geçelim. Neler var neler yok size anlatayım. Dediğim gibi biraz teknikten bahsedeceğim. Sonra tüketimlere geçeceğiz. Sonra da Egea'nın genel özelliklerinden biraz bahsederiz. Böylece de videonun, çok da uzun olmayan bir videonun umarım sonuna gelmiş oluruz. O zaman direksiyona geçiyoruz. Şimdi Egea Hybrid'in direksiyonundayız. Söz verdiğim gibi önce tekniğe boğayım sizi birazcık. 1.5 litrelik yeni bir benzinli motor Firefly motor ailesine sahip ama yepyeni özelliklerle birlikte geliyor. Buradaki benzinli motor 130 beygir güç, 240 Nm tork üretiyor. Direkt enjeksiyon sistemine sahip. Yüksek basınçlı bir direkt enjeksiyon sistemi bu. Fiat'ın uzun zamandır kullandığı gaz kelebeği sistemi Multi-Air. Görmüşsünüzdür araçların arkasında yazar hep. Gerçekten de teknolojik bir özellikte ama burada kullanılmıyor. Bunun yerine hem emme hem de egzoz subapları için değişken subap zamanlama sistemi kullanılmış. Bunun nedeni nedir diyecek olursanız, Miller çevrimiyle çalışması sağlanıyor. Böylece buradaki motorun emme subapları biraz daha uzun süre açık tutuluyor. Böylece ısıl verimliliği biraz daha yükseltiliyor. Motorun ayrıca 12.5'a birlik yüksekçede bir sıkıştırma oranıyla birlikte geliyor. Bu motorun ikinci bir versiyonu daha bulunuyor. Alfa Romeo Tonale'de sanırım ilk defa kullanılacak bu versiyon. Değişken geometri turbo beslemeye sahip. Benzin motorlarda pek sık bulunmaz. Değişken geometri turbo beslemeler, yüksek ısılar nedeniyle o hallerin hareketleri çok verimli olmaz. Ama burada Fiat mühendisleri bir çözümünü bulmuş. Zaten birkaç tane daha marka var. Volkswagen kullanıyor, Porsche kullanıyor mesela. Benzinli motorlarda değişken geometri turbo beslemeyi o versiyon 160 beygir güç üretecek. Yine böyle hibrit olarak da satın alınabilecek. Motorla ilgili genel durumlar böyle. Yeni bir motor, farklı bir motor ve hibritler için de özel olarak geliştirilmiş bir motor. Hibrit sistemin aslı ise aslına bakarsanız şanzımanda gizli. Şanzıman Getrak'tan alınmış. Daha önce size tanıtımda, daha doğrusu tanışma videosunda anlatmıştım. Aslına bakarsanız o Getrak'ın meşhur diyeceğim artık. Çünkü Mercedes tarafından, BMW tarafından, Renault tarafından kullanılan bir şanzıman, Ford tarafından kullanılan bir şanzıman olan 7 DCT 300 olarak anılan ıslak kavramalı 7 vitesli bir şanzıman var burada. Ama hibritler için özel olarak elden geçirilmiş bir şanzıman bu. Artık adı 7 HDT 300 olarak geçiyor. Şanzımanın özelliği içine elektrik motorunun entegre ediliyor olması ve gerçekten de önemli bir mühendislik başarısı olarak bu şanzımanın mild hibrit, hibrit ya da plug-in hibritlerle ayrı ayrı kullanılması söz konusu. Çok farklı motor güçleri, elektrik motor güçlerini barındırabiliyor içinde bu şanzıman. Normal şartlarda böyle bir araçta elektrik motorla da ilerleyebilen bir hibritte eCVT bulmayı beklersiniz. Mesela Japonlar böyle tercih ediyorlar. Toyota ya da Honda böyle tercih ediyor. eCVT kullanılmasının faydaları rahat bir aktarım yapılması ve elektrik motoruyla içten yanmalı motor arasında geçişlerinde pürüzsüzlüğü. Burada çift kavramalı şanzımanın seçilmesinin nedeni
Bu şanzımanın iki tane şaftı olması. Aslına bakarsanız malumunuz çift kavramalı şanzımanlar iç içe geçmiş iki tane manuel şanzımandır. İki tane şaftı vardır. Burada bir şaft üzerinde birinci, üçüncü, beşinci ve yedinci vitesler kullanılıyor, kontrol ediliyor. Diğer şaftın üzerinden ise ikinci, dördüncü, altıncı ve geri vitesler kontrol ediliyor. Yani bir tarafta çift vitesler, bir tarafta tek vitesler var. Elektrik motoru çift viteslerin bağlı olduğu şafta eklenmiş ya da direkt oraya bağlanmış. Bu ne demektir? İkinci, dördüncü, altıncı ve geri vitesini kullanıyor. Yani hem ileri hem de geriye doğru elektrikli olarak ilerleyebiliyor demektir. Bu otomobil kuvvetle muhtemel sadece ikinci vitesini ve geri vitesini yoğunlukla kullanıyordur. İkinci viteste kalkışlar çok rahat yapıyor zaten, birazdan detaylarını anlatacağım yine. Yani çift kavramalı şanzıman aslına bakarsanız buradaki en önemli etken, hibrit yapıyı da getiren etken. Elektrik motoru normalde 8 kW güç ve 55 Nm tork üretiyor. 15 kW'a kadar çıkabiliyor bu güç seviyesi anlık olarak ara hızlanmalarda vesairelerde gereken desteklerde. Ama şu an açık olan bu göstergeye bakarsanız 16-17 kW'ları da gördüğü oluyor arada yine anlık olarak. Tabii burada verilere güvenmek lazım herhalde. Teknik olarak en normal bir şekilde ürettiği gücü 15 kW olarak, maksimum gücü 15 kW olarak görmek mümkün olur. Diyebilirsiniz ki aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Ne kadar şenlikli bir yer burada, görüyorsunuz herkes her yerden her şeyi yapıyor. Aklınıza şöyle bir soru gelebilir hemen ilk başta bu teknik anlatım sonucunda. Eğer sadece 2, 4, 6 ve geri vitese bağlıysanız, mesela ikinci viteste 55 Nm torku olan bir elektrik motoru bu otomobil nasıl hareket ettirecek? Ama dişliler vesaireler varken arada elektrik motorunun torku da 130-140 Nm aralığında bir yerlere kadar yükseltiliyor. Böylece de zaten anında gelen torkla birlikte ikinci vites de kalkışını çok rahat bir şekilde yapabiliyor. Teknik kısmı bu aslında. Böyle çalışıyor sistem. Sistemin getirdiği şey, getirdiği fayda, en başta söylediğim şey, sizin yakıt tasarrufu için ne kadar ödemeye hazır olduğunuz konusuna farklı bir bakış açısı getiriyor. Bir multibrid sistemin bir hibrit gibi çalışmasını, içten yanmalı motorun en yüksek yakıt tüketimine göstereceği yerlerde o elektrik motorunun küçük ama hassas dokunuşlarla, yardımlarla yakıt tüketimini düşürmesini hedefliyor ve bunun maliyeti de nispeten düşük. Tam bir hibrit sisteme göre belirgin bir şekilde düşük. Çünkü çok küçük de bir pili var. 0.77 kWh, yanlış hatırlamıyorsam. Çok da küçük bir pili var. Sistem böyle çalışıyor. En düşük maliyette en yüksek yakıt tasarrufunu sağlamayı hedefliyor. Sonuçlara gelelim. Hemen neler var neler yok. Öncelikle elektrik motoruyla ilerlemek kolay. İlk kalkışlarda mesela çok kolay bir şekilde elektrik motoruyla ilerleyebiliyorsunuz. Biraz gaz pedalına hassas basmanız gerekiyor sadece. Park manevralarını elektrik motoruyla yapabiliyorsunuz. Ayağınız frendeyken aracı ilerletiyorsanız eğer, burada ıslak kavramalı bir şanzıman var, tekrar hatırlatayım, bunu yapmanız çok daha normaldir. Normal bir hareket olarak şanzıman gücü aktarır tekerleklere. Kuru kavramalı bir çift kavramalıya göre en azından. Ayağınız fren pedalındayken yaptığınız manevralar otomatik olarak zaten elektrik motoruyla tamamlanıyor. Bu başlı başına bir yakıt tasarrufu unsurdur en başından itibaren. Dediğim gibi ilk kalkışlar, eğer gaz pedalına hafif basarsanız, hassas basarsanız ve öyle hır diye çok hızlı bir şekilde kalkmazsanız yine elektrik motoruyla yapılabiliyor. Sıkışık trafikteki hafif ilerlemeler, yavaş ilerlemeler, düşük hızlı ilerlemeler yine elektrik motoruyla yapılabiliyor. İçten yanmalı motor hiç devreye girmeden bu kısımlarını tamamlayabiliyor Egea Hybrid. Böylece de yakıt tasarrufu elde etmeniz gerekiyor. Sürüşle ilgili konular. Önce yakıt tasarrufundan bahsedeyim. O kısmı aradan çıkartayım. Merak edenler vardır kuvvetle. Muhtemel bu teknik kısımları bilin ki yakıt tasarrufu nasıl elde ediliyor, onları size daha rahat anlatayım diye o kısımları da anlattım. Yoksa en başta da söyleyebilirdim. Pek tabii ki. Hemen yakıt tasarruf bölümleri. Dediğim gibi pek çok ölçüm yapmaya çalıştım. Olabildiğince genele uygun bir şekilde bu ölçümleri yapmaya çalıştım. Elimizde neler var? Öncelikle genel yakıt tüketimi, her zaman size aktardığım yakıt tüketimleri, 32-33 km saatlik ortalama hızla şehir içi var. Çevre yollarında sabit hızlı sürüşler var. Otoyol yok bu sürüşün içerisinde. 32-33 km saatlik bir ortalama hızla yakıt tüketimi 100 km'de 5.7 litre. Dizelle karşılaştırırsak, dizelle kıyaslayacak olursak, arada tabii bazı farklılıklar var. Bazı önemli farklılıklar var. Dizel malumunuz sedan karosere sahipti. Yere biraz daha yakın, daha alçak bir otomobil. Daha doğrusu bunun üzerine tabii sedan karoserinde tüketim avantajları var. Hız yükseldikçe ortaya çıkan tüketim avantajları var. Buradaki cross hatchback'e göre. Orada
yanlış hatırlamıyorsam 6 litre civarında bir tüketim elde etmiştim. Benzer koşullar altında. Hava biraz daha sıcak sadece. Bu sıcaklıkta birazdan sürüşün genelinde detaylandırırım size. Sürüşün detaylarında ya da bunu da aktarırım size ama klima ne kadar uzun süre ya da ne kadar güçlü bir şekilde devredeyse içten yanmalı motor da o kadar çok tabii ki devreye girmek durumunda kalıyor. Bu ısıyı koruyabilmek adına böyle farklılıklar olabilir. Ufak tefek farklılıklar olabilir ama zaten benim size verdiğim tüketim verileri de kanun hükmünde değiller. Benim sadece genel olarak ölçtüğüm tüketim verileri size bir fikir versin diye sadece aktardığım veriler bunlar. 32-33 km saatlik ortalama hızda benim genel tüketim parkurumdaki durumlar böyle. Şimdi diğer parkurlara geçelim hemen. Kötüden iyiye doğru gideyim. Müsaadenizle malumunuz artık bazı otoyollarda 140 km saatlik hız sınırı devreye girmiş durumda. Artık 140 km saat hızla ilerleyebiliyorsunuz otoyolda ve ceza yemiyorsunuz herhangi bir şekilde. Artı bunun tabii %10'luk da bir ek payı bulunuyor. O payı kullanmadan 140 km saat hızla ilerlerken tüketim verim 6.7 litre 100 km'de. Bu aslına bakarsanız yüksek sayılabilecek bir değer ama 140 km saat gerçekten de yüksek bir hızdır. Yüksek hızında tabii ki sonuçları olacaktır. Bu Egea hibride özel bir durum değil. Bütün otomobiller 140 km saat gibi hızlarda gerçekten yüksek yakıt tüketimlerine erişiyor. Sonuçta rüzgarla boğuşmak zorunda kalıyor otomobiller ve o yüksek hızı korumak için de sürekli aslına bakarsanız ara hızlanma yapmanız gerekiyor. Önünüze birileri çıkıyor. 110'a düşüyorsunuz. Tekrar 140'a çıkıyorsunuz. Vesaire. Çok zorlayıcı bu tarz hızlar. O nedenle zaten aslına bakarsanız dünya genelinde 120 km saatlik otoyol hız sınırları benimsenmiş durumda. Ama biz zengin bir ülke olduğumuz için yerlerimizden, topraklarımızdan bol bol petrol fışkırdığı için hiç dışarıdan petrol ve yan ürünlerini satın almamız gerekmediği için 140 km saatlik hız limitleri bizim için gayet makul tabii ki. Çünkü güçlü de motora sahip otomobillerimiz var. 140 km saat çok rahat bir şekilde görebiliyorlar. Durum böyle. 154 km saatlik o yasal aralığı da boşluğu da kullanmayı planlıyorsanız eğer üzerine bir litre, 1,5 litre daha ekleyebilirsiniz. Pek tabii ki sonuçta o hızlara çıkmak için daha da fazla güç harcayacaktır otomobiliniz. Hızınızı 120 km saat olarak belirlerseniz, temponuzu 120 olarak belirlerseniz ve hız sabitleyiciyi kullanırsanız otoyolda, inişler var, çıkışlar var, orada hızını tutmaya çalışıyor tabii otomobil. 5.8 litreye düşüyor 100 km'deki tüketiminiz 140 km saat hıza göre. 140 km saatlik ortalama da bu arada hız sabitleyiciyle elde edilmiş. Olabildiğince o ortalamada kalmak istediğim için böyle yaptım. Yani 1 litrelik tüketim farkı oluşuyor 120 km saat hızla 140 km saat arasında her 100 km'de ne kadar zaman kazanırsanız siz hesaplayın ve 140 km saatle gitmenin ne kadar mantıklı olduğuna siz karar verin. 120 km saat hızla hız sabitleyiciyi kullanmadan normal gaz emirleriyle eğer ilerlerseniz bunun ne farkı var diyecek olursanız yokuş çıkarken tabii deli gibi gaza basıp da 120 km saat hızı korumaya çalışmıyorsunuz ya da yavaşladıktan sonra 120'ye çıkmak için yine acele etmiyorsunuz ama hız sabitleyici bunların hepsini yapıyor tabii ki. 100 kilometrelik tüketiminiz 5.5 litreye düşüyor. 5.5 litrelik tüketim 120 km saatlik sabit hızda gayet iyi bir değer. 110 km saatlik tempoyla birlikte yakıt tüketiminiz de 5 litrelere yaklaşıyor. 5.1 litreye kadar düşüyor 100 kilometrede. Bu da gayet güzel bir değer. 110 km saatlik hız ortalaması, malumunuz bölünmüş yolların hız ortalaması. Bu bölünmüş yollar dışında mesela otoyolda da 110 km saat hızla giderseniz ve böyle bir tüketim yakalarsanız gideceğiniz yere kadar 500 kilometrelik bir otoyol kullanacağınızı düşünürseniz mesela gideceğiniz yere kadar 1 saat belki kaybedersiniz. Çünkü yüksek hızda kalmak, yüksek hızda o hızın ortalamasını tutturmak çok daha zordur ama 110 km saatlik bir hız ortalaması tutturmanız daha kolay olacaktır. Çünkü en fazla 90'a düşersiniz. 140'la giderken de 90'a kadar düşersiniz. Bu ciddi bir fark oluşturur. Bunu da düşünürseniz yaklaşık olarak 1 saat kaybedersiniz ama yakıt tüketimi açısından ciddi bir farkınız oluşur. Bu da aklınızda bulunsun. Bunun dışında şehir içerisinde çıktınız evden, önce hafif bir sıkışık trafiğe girdiniz. Mahallenizden ana yollara ulaşmak için vesaire için ya da İstanbul'da olduğu gibi ana arterlerdeki trafiği geçmeniz gerekiyor. Öncesinde bir sıkışık trafiğe girdiniz ama sonrasında trafiğin tersinde gidiyorsunuz ve sabit hızla akan bir çevre yolunda ilerliyorsunuz. Yakıt tüketiminiz 5.8 litre civarlarında oluyor. 100 kilometrede hız ortalamanıza yaklaşık olarak 41-42 km saat olarak gerçekleştiğinde bu değerlere ulaşmış oluyorsunuz. Bunlar güzel değerler. Peki bunları nasıl elde ediyorsunuz? En son bir tane daha değer vereceğim size. Böylece hibriti satın alıp almamanın mantığını belki de öyle karar verirsiniz. Bunu elde etmek için hibridi
kullanmayı bilmeniz gerekmiyor ama bir hibritte olduğunuzu biliyor olmanız lazım. Bu ne demektir? Bu aracın yapısı gereği hibridi bilerek, hibridin ne yapacağını, ne edeceğini ya da elektrik motorunu devreye sokarak bir sürüş yapmaya çalışmak gibi bir durumunuz yok. Araç doğal olarak kendi ne yapabiliyorsa onu yapıyor. Çünkü Toyota hibritlerinde mesela elektrik motorun biraz daha uzun süre devrede kalması için ona göre çalışmanız gerekir. Ama burada öyle değil. Burada araç o anlık durum neyse öyle davranmayı tercih ediyor. Çünkü daha düşük güçlü bir motoru var. Daha küçük bir pil kapasitesi var. Vesaire vesaire. Bunlar da tabii ki sizin seçimleriniz. Aslına bakarsanız ortadan kaldırıyor da sizin seçimleriniz önemini bir nevi ortadan kaldırıyor. Yine de seçimlerinizin büyük önemi var. Nedir bu? İlk kalkışlarda gaz pedalını hassas kullanmak. Gaz pedalına ne kadar çok yüklenirseniz o kadar çok içten yanmalı motora ihtiyaç duyuyor sonuçta sistem. Ve bu da yakıt tüketimini tabii ki artıracaktır. Bahsettiğim otoyol dışındaki verilerin hepsi bu hassas kullanımla elde edilmiş veriler. İlk başta kulağınıza çok zor gelebilir ama gerçekte aslında bakarsanız o kadar da zor değil ve bu da tabii ki sizin seçiminize kalmış bir durum. O yakıt tasarrufunu istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bunları size bırakıyorum. Gaz pedalına yumuşak davranarak kalktığınız sürece bu otomobil elektrik motoruyla kalkış yapıyor. Elektrik motoruyla kalkış yaptığı sürece de bu yakıt tasarruflarına erişiyorsunuz. Üstüne de mesela çevre yollarındaki o sabit hızlı sürüşleri de elektrik motoruyla yine yapabiliyorsunuz. Onun da üstüne klasik bir mild hibrit davranışı olarak ayağınızı gazdan çektiğinde de tabii ki motoru kapatabiliyor. Bunların hepsiyle birlikte de bu tasarruf potansiyelini elde etmiş oluyorsunuz. Son tüketim verisi. Bunların hiçbirine dikkat etmeden normal bir otomobille belki de yapacağınız kalkışları yaptınız. Olağan bir şekilde kullandınız. Bir hibrit kullanmıyor gibi, bir dizel motor kullanıyor gibi belki de kullandınız. O zaman yakıt tüketiminiz de yaklaşık olarak 7.2 litre oluyor. 100 kilometrede bunların hiçbirine dikkat etmezseniz ki bunlara dikkat etmeyecekseniz zaten hibrite niye yatırım yaptınız? O konuya da birazdan değineceğim. Nasıl bir yatırım yapmanız gerektiğini de anlatacağım size. Öncesinde biraz performansından bahsedeyim. Performans konusunda beklentilerinizi bence fazlasıyla karşılayacaktır. Gerçekten çok iyi. Benim kullandığım en iyi performans hissine sahip Fiat Egea bu. Dizel motoru da buna dahil etmek lazım. Çünkü soluksuz bir şekilde hızlanabiliyor. Gerçekten de yüksek hızlara çıkmak konusunda hiçbir eksiği yok. Ara hız lambalarını çok güzel yapıyor. Pili dolu olduğu sürece ve elektrik motoru size destek verdiği sürece bu böyle gerçekleşmeli normalde bir hibrit otomobilde ama durum öyle değil. Buradaki elektrik motorunun varlığı aslına bakarsanız vites geçişlerini iyileştirmek için bir nevi ya da vites geçişlerini iyileştirmek gibi bir sonuç doğuruyor. Bu ne demektir? Burada malum ıslak kavramalı bir şanzıman var. Kuru kavramalı şanzıman kadar hızlı vites değiştirmiyor bu şanzıman. Ve bazen hafif soluklanmaları olabiliyor. Çok fazla hissedilecek şeyler değiller ama evet orada o soluklanmalarda bunların hepsinin üstesinden geliyor. Oralarda aralıksız soluksuz vites değiştirmesini sağlıyor. Aradaki belirgin farklılık bu aslına bakarsanız pillerin dolu olması veya boş olmasıyla ilgili ki piller çok hızlı bir şekilde doluyor. Küçük bir pil paketi olduğu için ayağınızı gazdan çektiğinizde ya da hafifçe fren pedalına ayağınızı koyduğunuzda çok hızlı bir şekilde tekrar ciddi bir pil deposuna sahip oluyorsunuz. Pil şarjına sahip oluyorsunuz. Elektrik deposuna daha doğrusu sahip olmuş oluyorsunuz. Sonuçta hızlanma verileri gerçekten çok güzel. Hatta şöyle bir örnek vereyim size. Volkswagen'in iyi TSI motorlarının ya da TSI motorlarının 150 beygirlik versiyonlarıyla kıyaslanabilecek performans hissine sahip. Kağıt üzerinde nasıldır? 0-100 km hızlanması hangisi daha iyidir? Bilmiyorum bunları inanın. Bakmadım zahmet edin. Ama performans hisleri o kadar güzel. Gerçekten de çok güzel. Soluksuz bir şekilde hızlanan, yüksek hızlara çok rahat bir şekilde çıkabilen bir motor şanzıman ikilisinden ve otomobilden tabii ki bahsediyoruz burada. Kullanım kısmına gelelim biraz. Orada nelerle karşılaşıyorsunuz? Japonların neden iyi CVT kullandığını anlayabildiğiniz bazı detaylar mevcut burada mesela. Şöyle ki malumunuz biraz önce anlattım size nasıl çalıştığını, elektrik motorunun nasıl tekerleklere güç verdiğini çift viteslerin şaftı üzerinden veriyor. Bunun bir sonucu olarak da içten yanmalı motor elektrikli motor geçişinde daha çok elektrikli motordan içten yanmalı motorun da devrede olduğu geçişleri yaparken bazen o geçişleri anlayabiliyorsunuz. Sonuçta elektrik motoru belli vitesleri sadece kullanabiliyor ama içten yanmalı motor devreye girdiğinde bazen o vitesi kullanmak istemiyor olabiliyor. Bazen başka bir viteste olması gerekebiliyor. İşte o anlarda bu geçişleri hissedebiliyorsunuz. İşte Japonlar o yüzden
CVT'leri kullanıyor, CVT şanzımanları kullanıyor. Çünkü mesela bir Toyota'da ya da Honda'da elektrik motoruyla benzinli motor arasındaki geçişi hiçbir şekilde hissetmezsiniz. Buradaysa bu geçişleri bazen hissedebiliyorsunuz. Elektrik motoru biraz sesli çalışıyor. Rahat bir şekilde iç mekandan duyabiliyorsunuz. İlginçtir. Benzinli motorun sesini daha az iç mekandan duyuyorsunuz. Elektrik motorunu daha çok duyuyorsunuz. Bu belki kasti yapılmıştır. Belki hem çevreye uyarı olsun diye biraz daha böyle sesli bir çalışma şekli tercih edilmiştir. Belki de elektrik motorun konumu vesairesi nedeniyle böyledir. Aslında şanzıman muhafazasının içinde olduğu için çok da iyi izole edilmiş olması lazım elektrik motoru. Ama sonuçta elektrik motoru ilerlerken o sesleri duyabiliyorsunuz. Rahatsızlık verecek bir ses değil tabii. Elektrik motoru ne kadar ses verecek size? Sonuçta uzaktan kumandalı bir otomobil çalışma sesi gibi bir sesten bahsediyoruz. 3 aşağı 5 yukarı. Elektrik motorun sesini duyabiliyorsunuz. Bunun dışında kullanımla ilgili anlatmam gereken başka bir konu var mı diye düşünüyorum. Genel durumlar böyle. Aslına bakarsanız dediğim gibi çok fazla dikkat etmeniz gereken bir şey yok. Tek yapmanız gereken gaz pedalını ilk kalkışlarda hassas kullanmak. Diğer kısımlarında yapmanız gereken bir şey olmuyor. Otomatik olarak otomobil zaten kendi kendisine yapıyor. Yani sizin ortaya çıkarmanız gereken potansiyel aslına bakarsanız o kadar da büyük değil. Bunun yerine otomobil kendi potansiyelini gayet iyi bir şekilde kullanıyor diyebiliriz herhalde. Durumlar böyle. Hibritle ilgili umarım bu yakıt tüketim ölçümlerim işinize yarayacaktır. Umarım kendi hayatınıza uygun verileri buradan en azından bir örnek olarak alabilirsiniz ve satın alma kararını verebilirsiniz. Çünkü hibrit versiyon dizel motora sahip versiyondan, dizel motora ve otomatik şanzımana sahip olan versiyondan yaklaşık 60 bin lira daha yüksek fiyatla satılıyor. Eğer ki şehir içerisinde çok vakit geçiriyorsanız, eğer ki sıkışık trafikte çok vakit geçiriyorsanız bu parayı çıkarmanız bayağı bir uzun sürecek. Dikkat etseniz bile, gerçekten dikkat etseniz bile hibritin sürüşüne bu parayı çıkarmanız biraz uzun sürecek. Size bırakıyorum bu konuyu. Dizellerin geleceği hakkında soru işaretleri olabilir. Kafanızda önümüzdeki 10 yılın konusu olmayacaktır bu durum. 10 yıldan sonra bakacaksınız artık. Yani şu anda sıfır bir otomobil satın alıyorsanız ve 25 yıl kullanmayı planlıyorsanız evet 10 yılın sonunda belki bazı sorunlar ortaya çıkmaya başlayabilir ama hep söylüyorum bunu. Türkiye'deki otomobil parkının şu anda %60'ı belki de dizel motorlu araçlardan oluşuyor ve bunlardan vazgeçmek de bizim gibi ekonomide pek o kadar kolay olmayacaktır. Hibritle ilgili genel durumlar böyle. Sonuca bağlayacak olursak Egea hibrit için özellikle zor bir satın alma kararı. Fiyat farkını çıkarmanız gerçekten zor. Buna karşılık gerçekten güzel bir uygulama, mantıklı da bir uygulama. Düşünün siz normal daha güçlü bir hibrit yapı olsaydı burada ne kadar fark ederdi? Ne kadar büyük fiyat farkı ödemeniz gerekirdi? Bunu herhalde hesaplayabilirsiniz kolay bir şekilde. Böyle. O zaman benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.